Şimdi dün bir görüntü paylaşmıştık. Burada Faruk abiyle artık ne diyeceğimizi bilemiyoruz dediğimiz bir görüntüydü. Üvey babaannenin bir küçük çocuğu balkondan aşağı attığı Ordu'da yaşanan bu dehşet görüntü. Bir kere daha ekrana taşıyalım. Atıp ondan sonra anne çocuğun ağlaması üzerine koşarak gidiyor. Ne olduğunu merak edip güvenlik kamerası kayıtlarına bakıyor. Gördüğü karşısında şoke oluyor ve yeni bilgi ne derseniz bu üvey babaannenin tutuklandığı bilgisi güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte. Muhabir arkadaşımız Mahmut Erdoğan bizi bekliyor Ordu'da. Mahmut günaydın, hoş geldin yayına. Tam da evin bulunduğu noktadasın. Korkunç da bir görüntü. Nedir elindeki Ordu'nun bilgiler? Korgan ilçesinde o olayın yaşandığı evin hemen önündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz kameraman arkadaşım Mustafa İnan şimdi size gösterecek. O evin olduğu noktada balkon gibi, veranda gibi evin girişinin olduğu bir yer var aslında. O yaşanan olay da tam bu noktada yaşandı. 2 yaşındaki torunu yine üvey babaannenin kendi kızıyla birlikte evde oyun oynayıp ardından da evin girişi olan o balkanın olduğu noktaya çıkmıştı. Daha sonra çocuğun güvenlik kamerası görüntülerinde babaannenin kucağına aldığı ve ardından da çocuğu yere itme ya da düşme anının görüntüleri var. Ancak önce bu olayın hemen ardından çocuk tabii hastaneye kaldırılıyor. 2 yaşındaki Hanife tedavisi orada tamamlandıktan sonra taburcu oluyor. Ardından anne ve baba fındık toplamak için gelmiş oldukları ve bu olayın yaşandığı baba evinin olduğu noktaya geliyorlar ve güvenlik kameralarına bakmak istiyorlar ve evin hemen girişinde sağda solda çift tarafında da güvenlik kameraları var. İşte o güvenlik kameralarına baktıklarında ise Ordu'nun Korgan ilçesi Yeşildere mahallesinde 6 Eylül'de yaşanan bu olayda Şerife Çok Yaşar, yani üvey babaanne olan Şerife Çok Yaşar'ın 2 yaşındaki torununu evin balkondan aşağıya attığı iddia edilen o görüntüler ortaya çıkınca anne ve baba durumu hemen jandarmaya bildirerek şikayetçi oluyorlar. Jandarma ekipleri bu noktaya gelip hem güvenlik kameralarıyla ilgili yeni bir inceleme yapıyor hem de eldeki deliller ışığında üvey babaanneyi gözaltına alıyorlar. Ardından mahkemeye sevk edildiği, savcılık tarafından da tutuklandığını, şu anda cezaevinde olduğunu belirtelim. Biz üvey babaannenin 2 yaşındaki o üvey torununu balkondan attığı iddia edilen durumla alakalı kendi anne babasıyla, eşiyle de burada görüşme imkanımız oldu. Onlar ise bu iddiaların doğru olmadığını, babaannenin torununu atmadığını, orada oyun oynarken düştüğünü ve düşme sonucunda paniklediğini iddia ediyor. Tabii bütün bunlar iddia, gerçek elbette ki adalet önünde ortaya çıkacak deyip sözü tekrar size bırakalım.